Selamlar arkadaşlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ve evet, beklediğimiz an, birçok kişinin beklediği an geldi. Skyrim Special Edition'da RP'ler ile canlı yayınlara geri dönüyor. Bakalım özlediniz mi Skyrim'i? Canlı yayınlarda hep beraber göreceğiz. Çünkü Skyrim canlı yayınlarda oynanması gereken bir oyun. Tabii ki de hemen hadi başlıyoruz deyip de kolaya kaçmayacağız ve yeni değişikliklerimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Kendim için, kendi çapımda, kendim oynamaya, oynamayı sevdiğim bir RP kuralları hazırladım. Bunlar şimdi çok az bir kural, temel bir kural. Sizlerin de yorumlarıyla bunlara paralel olarak aklınızda eğer kural varsa, bak şu da çok güzel olur, bunun modu da var şeklinde tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Öncelikle hemen yeni RP kurallarımızdan bahsedeceğim. Bundan sonra yaz boyunca oynayacağımız RP'lerde bu kurallar ön planda olacak. Hemen kurallarla başlayalım. Sonra da yeni Kurt Adam RP'mizden bahsedeceğim. Çok fazla kuralımız yok zaten. Biraz açıklayacağım, biraz anlatacağım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Hemen temel kural ile başlıyoruz. Bundan sonra oluşturacağımız karakterler sınıflarına uygun davranacak. Bu ne demek oluyor? Şimdi bunu temel kuralı ufak ufak maddelere bölelim. Savaşçılar, savaşçı karakterler, işte warrior'lar, warrior'lar, barbarlar, o tarz oluşturduğumuz karakterler, yani elinde kılıç kalkan olan, ağır zırh veya hafif zırh giyen karakterler, bundan sonra görevler gerektirmediği sürece büyü kullanmayacak, iyileşme büyüleri dahil. Savaşçı karakter büyü kullanmaz, büyüyü büyücü yapar. Skyrim'de de bunu artık oturtuyoruz. Savaşçı karakterler kesinlikle büyü kullanmayacak. Canlarını potlar ile dolduracak ve can yenileme enchantları olacak. Hatta hiç enchant bile kullanmayabiliriz savaşçılarda. Bunu RP'yi oynarken karar vereceğiz ama temel kuralımız bu. Lootlarını, yani ganimetlerini, servetlerini savaş alanındaki lootlardan elde edecekler. Yani savaşçılara lootlamak serbest. Zırhtır, parçadır, onları alıp götürüp demirciye satmaları serbest. Temel yetenekleri de demircilik olacak. Daha doğrusu temel craft özellikleri de demircilik olacak. Savaşçı kendi kılıcını kendisi yapar mantığıyla. Temel özellikleri bu olacak. Yani demircilik, craft perk'i olacak. Tılsımlama yapmayacak. Tılsımlı silah kullanmayacak. Evet, bunu da şimdi ekleyeyim. Tılsımlı silah kullanmayacak. Enchantlamayla hiçbir işi olmayacak. Tamamen bam bam bam. Evet. Tılsımlı silah yok abi savaşçılara bundan sonra. Ha, tılsımlı bir silah bulur, onu kullanmasında sıkıntı yok. Ama kendisi gidip de enchantlama kasmayacak. Savaşçıların temel özelliği bu. Ama tabi bu kurallar RP'nin gidişatına göre esneklik gösterebilir. Onlara yine dediğim gibi bunlar kural budur ama kesindir diye bir şey yok. Canlı yayınlarda yine geldiğinizde duruma göre bunu da tartışırız. Temel kuralların ikinci sınıfına geçiyoruz. Hırsızlar ve suikastçılar. Hırsızlar servetlerini sadece çalıntı mallardan elde edecek. Savaş alanında savaşçılar gibi loot yapmayacak. Tek yapacakları loot cesetler üzerindeki altın, mücevher türleri taştır, işte küpedir, yüzüktür. Bunlar olacak. Varsa işte hazine haritası. Dediğim gibi sadece mücevherler, altınlar, takılar lootlanacak hırsızlarda ve büyük oranda hırsızlık yaparak geçimlerini sağlayacaklar. Servetlerini bu şekilde tamamlayacaklar. Suikastçılar ise bunlara çok benzer. Suikastçılar da lootlarını öldürdükleri kişilerden alacaklar. Sonuçta öldürdüğü kişiden çalmış sayılmaz. Hırsız birisinden loot alırken çalıyorsa suikastçı onu öldürüp de alacak. Çünkü adam suikastçı. Ve suikast kontratlarını bol bol yapmak zorunda. Bu iki sınıf birbirine çok benzediği için temel craft özellikleri ikisinin de simya olacak. Yani potlar üretecekler. Zehirli potlar. Bunlara çok özen göstereceğiz bundan sonra. Hırsız veya büyücü karakter, hırsız veya assassin karakter oynuyorsak kesinlikle simyaya bulaşacaklar. Craft skill'leri simya, büyü skill'leri ise illüzyon büyüleri olacak. Bunlar üzerinde yoğunlaşacaklar. Simya ve illüzyon dışında yenileme, yine aynı şekilde enchantlama, bunlarla uğraşmayacaklar abi. Bu karakterlerin enchantları
simyaları, zehirleri, potları, felç iksirleri gibi şeyler. Ha illa çok fazla abi enchant'ı da sıkıştıralım. Enchant'sız olmuyor ya dersek gerçekten Skyrim'de silahlara basılan enchant'ın çok bir özelliği yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatta basmasak bile niye basmadık kimse ses çıkartmaz. Yani hiç farkına bile varmayız. Ama enchant silah bulursak da tabii ki kullanırız. Yani doğal olarak kullanırız. Bir diğer temel klasımız tabii ki de büyücüler. Büyücüler ise tam tersine iyileşme potları veyahut da hiçbir pot kullanmayacaklar. Büyücülere pot yasak abi. Büyücüler tamamen büyü kullanacaklar. Eğer silah kullanmaları gerekiyorsa da büyülü silahlar kullanacaklar. Yok efendim magicaları bitmiş falanmış filanmış bu benim umurumda değil. Çünkü onlara enchantlama skili serbest. Bundan sonra eğer magicasının bitmesini istemeyen bir büyücüysek hemen itemlarımızı geliştirmeye başlayacağız. Zaten demircilik olmadığı için, genelde zırh giymedikleri için hemen onlara Magicka Regeneration enchantları basıp devam edeceğiz. Tılsım ve büyülü eşyalar haricinde de kimseden loot almayacaklar. Yani cesetlerde sadece tılsımlı silah veyahut da tılsımlı zırhı alıp veyahut da sol gemleri alacaklar. O sorun da aklıma geldi. Biraz düşündükten sonra aklıma geldi. Sol gemleri alacaklar. Temel craft skill'leri de tılsımlama olacak doğal olarak. Dediğim gibi bunlar şimdilik düşündüklerim. Eksik gördüğünüz bir şey varsa siz de not olarak bana düşün. Yani yorum olarak bana bırakın. Kafamda şimdilik bunlar bir belirdi. Bunlar daha da dallanır, budaklanır. 1-2 RP'ye çok daha güzel oturur. Sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Her yorumu kale alacağımı zaten artık biliyorsunuz. Gelelim temel kuralın 4. maddesine. Bütün bunun haricindeki bütün klaslar, karma klaslar, örneğin işte sallıyorum, vampir oynuyoruz. Bu adam hem silah kullanıyor hem vampir büyüleri atıyor. Bu durumlarda karma karakterlerde durumlar esneklik gösterilebilir. Bunlar da RP başında belirlenecek. İşte karakterimiz silahta demircilik mi kullansın veyahut da şey mi kullansın? Siz söyleyin adını. Tılsımlama mı kullansın? Hangisine ağırlık verelim? Şeklinde karma karakterlerde de bunlar olacak. Karma karakterler bir şey üzerine yoğunlaşmayacaklar. Her şeyden az az olacak ve öyle yollarına devam edecekler. Diğer klasların tersine. Bu herhangi bir RP'deki karma karakter olabilir. Örneğin avcı oynuyoruz. Bu karakterin mesela hem pota ihtiyacı olur, hem craft yapması gerekir, hem de enchant yapması gerekebilir. Çünkü avcı bir karakter ve yay temelli bir karakter olduğu için güçlü bir yaya ihtiyacı var. Bu da tabii ki tılsımlamadan, geliştirmeden, enchantlamadan geçen bir durum. Evet, böyle. Birinci temel kuralımızın ardından en önemli ikinci maddemiz modlar ile gelen pahalı eşyalar satılmayacak. Modlar ile gelen sadece pahalı olmayan, Skyrim'in temeline yakın olan mücevherler falan satılacak veyahut da mücevhere dönüştürebilen itemler alınıp ocaklarda eritilecek. Bunun da bu kuralın da mantığı bu. Üçüncü kuralımız zaten bu çok kullandığımız bir şey. Ben yine de eklemek istedim. At arabalarıyla şehirlere seyahat etmek serbest ama onun haricinde hızlı seyahat yok abi. Zaten biliyorsunuz ben hızlı seyahat kullanmayı sevmiyorum ama Markart'tan işte sallıyorum Vadikent'e de at üstünde gitmek mantıksız olduğu için Markart'taysak, ilk önce Markart'ın yakınlarındaysak gidiyoruz, at arabasını kiralıyoruz. Sonra Vadikent'e gidiyoruz. Yani at arabaları haricinde bug veya başka bir şey olmadığı sürece, yani oyunu baltalayacak bir şey olmadığı sürece hızlı seyahat yasak. Bunlar da kural olmayan ama dikkat edeceğimiz özellikler olarak not düşmek istiyorum. Bunları herhangi bir açıklama yapmayacağım. Nordlar Nord gibi davranacak abi. Bundan sonra Redguard'lar Redguard gibi. Her sınıf, her ırk Skyrim'de kendine özgü davranacak bundan sonra. Biz de kararlarımızı buna göre vereceğiz. Buna ben dikkat etmiyordum pek ama bundan sonra dikkat edeceğim. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi bunlar temel kurallar. RP'lerde biraz daha bize hem gerçekçi olsun hem de oynadığımız karakter uygun olsun özellikler kazandıracağız. Şimdi gelelim başlayacak olan Kurt Adam RP'mize. Şimdi bu karakterin temeli kurt adam olacak. Evet ama bu karakter tabii ki normal hayatında da silah kullanmak zorunda. Çünkü 7/24 kurt adam takılamaz. Kurt adam oyunun büyük bir bölümünü kapsayacak ama karakterin kendi kişiliği özelliği de olacak doğal olarak. Bu yüzden de
Benden hiç görmediğiniz silah olarak balta kullanmayı düşünüyorum. Bunu canlı yayından önce açıklayayım. Canlı yayında tartışmasını yapmayalım. Benden hiç görmediğiniz çift el balta. Neden çift el balta? Çünkü Vultrat var. Biliyorsunuz kurt adam oluyorsanız yoldaşlar çıkmasınız yani. Yoldaşlara katılacaksınız kurt adamlarla ilgili daha fazla şey öğrenebilmek için. Ben onu yine senaryoyla bağlayacağım. Merak etmeyin. Vultrat'ı da göz önünde bulundurarak çift tellik baltalı bir karakter. Karakterimizin ne olacağını canlı yayında karar vereceğiz. Erkek bir karakter olacağı garanti ama ırkı size kalmış. North veya Red Guard arasında kararsızım. Canlı yayında da bunu tartışırız ama şimdiden abi North olsun, abi Red Guard olsun yazmayın. Canlı yayında bunu tartışırız. Cuma günü saat 9'da başlamayı düşünüyorum yayına. Saat 9, 9.15 gibi. Yarım saat 40 dakika karakter oluşturması. Saat 10'da da startı veririz. Cuma'da bütün gece belki de sahura kadar ilk günün hattını uzun bir bölüm, uzun bir yayın. Sadece Skyrim özel bir cuma günü yapmayı planlıyorum. Hedeflerim arasında bu var. Onun haricinde yeni mod listesi cuma gününe hazır olmuş olur. Yeni modları ekledik. Türkçeleri var. Bayağıdır uğraştığımız, araştırdığımız modlar var. Zaten kanaldaki moderatör arkadaşlarla bir araya geldik, toplandık. Hemen hemen herkes oradaydı ve bu RP kurallarını da tartıştık. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. İlk RP'miz Kurt Adam RP'si cuma günü saat 9'da yayını açarım. 9-10 geçe, 15 geçe de tamamen başlamış oluruz. Haberiniz olsun. Siz 9 diye not alın. Biraz muhabbet ederiz. 5 dakika, 10 dakika. 15 geçe, 20 geçe de karakter oluşmaya başlarız. Yarım saatlik karakterimizi oluştururuz. Ondan sonra da ver elini sahura kadar Skyrim edelim. Evet, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer eklemeyi unuttuğum, daha doğrusu söylemeyi unuttuğum bir şey varsa açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına ilk yorum olarak eklerim. Videoyu bir tamamlayayım, renderını falan ayarlayayım, konuşmalarımı bir dinleyeyim. Bir yerde eksik varsa dediğim gibi açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına zaten not olarak bırakırım. Daha fazla kulaklık takmak istemiyorum. 15 dakikadır konuşuyorum. Hava çok sıcak. Terlemeye başladım. O yüzden ben yavaş yavaş kaçıyorum. RP'mizi de böylece duyurmuş olduk. Tekrarlıyorum. Cuma akşamı 9'dan sonra yayınımız başlıyor. Kurt Adam RP'si. Beklenen bir RP. Katılım bekliyorum. İyi bir katılım bekliyorum Skyrimcilerden. Bakalım o katılımı alabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Cuma günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.